Değerli katılımcılar, sözlerime sizleri TÜSİAD adına saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak isterim. Olağanüstü bir dönemde gezegenimiz için son derece önemli olan iklim değişikliği konusuyla ilgili olarak bir aradayız. Maalesef küresel risklerin ne kadar yakınımızda olduğunu, etkilerinin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya olarak tecrübe ediyoruz. Bir kez daha iklim değişikliği ve hızla artan doğal kaynak kullanımının doğurduğu riskleri derinden hissediyoruz. CDP Türkiye'nin 10 yıldır üstlendiği bu misyon çok kıymetli. Bu yılımızın en zorlu mücadele alanlarından olan iklim değişikliği ve suya yönelik bu önemli inisiyatifi üstlenen CDP Türkiye ve ev sahibi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'na teşekkür ediyorum. Tüm dünya iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı için stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Öte yandan iklim değişikliğine karşı kırılganlığı azaltmak için uyum çalışmaları konusunda farkındalık giderek güçleniyor. Bu mücadele ekonomik hayatın devamıyla, iklim kaynaklı göçlerle, en önemlisi de canlı yaşamın sürdürülebilirliğiyle ilgilidir. Biz de TÜSİAD olarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunu en kritik çalışma alanlarımız arasında görüyoruz. Önemli bir mütabakatın ürünü olan Paris Anlaşması'nın hedeflerini stratejik öncelik olarak benimsiyoruz. Bütüncül politikalarla desteklenen, uygulanabilir tedbirler içeren bir iklim değişikliğiyle mücadele yol haritasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Bu yöndeki değerlendirmelere katkı sunmak hedefiyle hazırladığımız bir raporu da yakında sizlerle paylaşmayı öngörüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusu ulusal, yerel ve sektörel perspektifleriyle barındırmalıdır. Kapsayıcılık ve katılımcılık bu yöndeki politikaların en temel yapı taşları olmalıdır. Etkin uygulama tüm paydaşların bu mücadelenin unsurlarını içselleştirmesiyle mümkündür. Bu süreçlerde hem nüfusun yarısından fazlasını taşıyan hem de üretim ve hizmet segmentlerinin büyük bir bölümünü barındıran şehirler kilit rol oynayacaktır. Sürdürülebilir kentleşme stratejileri, dijitalleşme sürecinin gerekliliği olan akıllı şehirler politikaları ve uygulamaları artık bizim yeni normalimiz olmalıdır. Bu nedenlerle bugünkü konferansımızda şehirler vurgusunun yapılmasından ötürü CDP Türkiye'yi ayrıca tebrik ediyorum. Bu çerçevedeki çalışmaların derinleşmesinin temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadelede başarılı uygulamaların ödüllendirildiği bu konferanslarda son birkaç yıldır düzenli olarak sizlerle birlikteyiz. CDP Türkiye'nin 10. yılında da bu çok değerli platformda şirketlerimizle ödüllerinin takdiminde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu şirketlerimiz aynı zamanda farkındalığın artırılmasına katkıları itibarıyla da çok kıymetli bir misyonu gerçekleştiriyorlar. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Uygulamalarıyla öncü olan bu değerli şirketlerimizi tebrik ediyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum.